e-mail yoluyla bir APA stiliyle ilgili bilgi veren sunum üzerinden ders anlatacağım. Şimdi paylaşım sayfama giriyorum. Evet, şimdi bu paylaşım sayfasında gördüğünüz gibi bunu aşağıda kimin hazırladığı da var. Yani bu bana ait değil. Ama güzel hazırlanmış. Ben de onlardan faydalanıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum böyle güzel bir sunumu hazırladıkları için. Şimdi APA raporunun yapısı hakkında, bilimsel makalelerde yazım kuralları ve gösterme biçimleri var. Tabii burada 6'ya göre yapılmış, APA 6'ya göre, ama az önce de ben size söylemiştim. Hani APA 7 kuralları var artık. Onun da kaynağını size göstermiştim. Ama Word dokümanında yaparsanız, Word dokümanı da APA 6 stilinde. Hani benim için şu anda hangi versiyonu olduğu, 6 veya 7 olduğu önemli değil. Mühim olan APA stilinde yapmış olmanız. Şimdi devam edelim. Şimdi APA önce ne demekmiş? APA aslında American Psychological Association, Amerikan Psikoloji Derneği gibi yani. Onun ilk baş harfleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde psikoloji çalışmalarını temsil eden bilimsel ve profesyonel bir dernek ve dünyada psikoloji alanındaki en büyük kuruluşlardan bir tanesi. Yani sadece geliştirdiği yazılım stiliyle ilgili değil, başka konularda da hareket eden bir kuruluş aslında APA. Şimdi burada bir takım sorular var. Neden APA stili kullanmalıyım? Ödevler hakkında buralarda da kullanabilir miyim? Ödev kapaklarında özgün tasarımlar kullanmak istiyorum gibi böyle bir takım sorularınız olduğunu düşünelim. Neden kullanıyoruz? Şimdi APA yazım stili, sosyal bilimlerde çalışan bilim insanlarınca bilimsel yazılımları standartize etmek için geliştirilmiş bir stildir. Şimdi nerelerde kullanıyoruz? Dönem ödevlerinde, araştırma raporlarında, deneysel çalışmalarda, literatür derlemesi yapıldığında, teorik makalelerde diye burada kullanım alanları belirtilmiş. Şimdi devam edelim. Şimdi biçim hakkında sayfada soldan, sağdan ve soldan, alttan ve üstten 2,5 santim aralık. Hani bunu sayfa düzeninde Word dokümanında ayarlayabiliyorsunuz. Kullanacağımız font New Times Roman 12 punto. Satır aralığı geniş aralıklı oluyordu, yani 2 aralık olacak. Şimdi paragraflarda bir tab, yani 125 santim içeriden başlıyorsunuz. Üst bilgi olarak sola makalenin kısa adı tamamı büyük harflerle yazılıyor. Şimdi blok alıntı yapıldığında alıntının tamamını bir tab içeride olacak. Yani 1,25 içeride olacak. Çünkü blok alıntı. Alıntıyı bitirdiğinizde de kaynak vermeyi unutmuyoruz. Sayfa numarasıyla beraber, yılıyla beraber. Şimdi yapı, şimdi bir hani araştırmanın yapısında şöyle bir taslak var burada. İşte önce başlığı oluyor, kapak sayfası, sonra özet oluyor, İngilizcesi abstract. Sonra giriş, yönteminiz, işte bulgularınız, sonra sizin ortaya koyduğunuz tartışmalar, en sonunda kaynakçalar ve ekler var. Eklerde de işte eklerde tablolar olabilir, şekiller olabilir, haritalar olabilir, bunun gibi ekler. Şimdi bu yapıyı söyledik. Şimdi kapakla ilgili bakın burada bir takım kapak sayfası, sonra özet kısmı, yani ben buraya öz demeyi sevmiyorum aslında. Bana yazarsanız bunu mutlaka özet diye yazın. Yani özet diye yazın. Ondan sonra metin var. Sonra işte giriş, yöntem, temin anlattığım şekilde bunları tartışıyorsunuz, şekilleri. Şimdi kapak sayfası hakkında bilgi. Kapak sayfası birinci sayfada yer alıyor. Hani ben örnekle göstermiştim size bugün. Hani şekil olarak örneği de göstermiştim kapak sayfasını. İşte kısa başlık olacak. 50 karakterden bahsetmiştik. Kısa başlıkla ondan küçük olacak şeklinde bunu açıklamıştık.
Bakın şurada kısa başlık. 50 karakterden az. Makalenin başlığı. Şimdi makalenin başlığı temel konu değişkenler ve araştırmanın kurumsal altyapısı ile ilgili bilgi veriyor bize. Başlığı okuyan kişi çalışmanın amacı hakkında fikir sahibi olması lazım. Yani öyle bir başlık olsun ki hani insanlar neyle ilgili olduğunu anlasın. Tabii sayfayı ortalayarak kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılıyor. Şimdi yazarların ve bağlı bulunan kurumun adı, bu kapakta da vardı. Biraz aşağıya tıkladıktan sonra sola yaslı biçimde ortalamadan yazarın kurum içinde görünen ödüllere bilmem nelere ait hazırlandıysa. Yazar sırası araştırmaya yaptıkları katkıya göre sıralanıyor. Yani 3 yazarlıysa yapılan araştırma ama o yapılan araştırmada 3 yazardan bir tanesi %50 katkı sağlamış, diğer kişi de mesela %25'er katkı sağladıysa ilk önce kimin adı yazılacak? %50 katkı yapanın adı yazılacak. Yani bu esas yazar. Diğerleri de yardımcı yazar gibi. Yani ikinci, üçüncü sırada. Yani ona da dikkat edeceksiniz. Yani onu yazarken. Şimdi burada bakın bir kapak örneği gösterilmiş. Ben bunu size göstermiştim. Evet, bakın kapak örneği burada kısa başlıkla bakın sayfa numarasıyla ilk sayfada yer almış. Tabii bu iki yazarlı yapılmış. Burada başlık yapılmış. Şimdi özetle ilgili bilgileri ve geldik. Özetle olarak, şimdi özet neymiş? Kısa bir özet olacak. Okuyucu özü okuyarak makalenin içeriği, bulguları hakkında genel bir fikre sahip olacak. İçeriği ve bulguları hakkında genel fikre sahip olacak. İşte bunu şöyle bu başlıklarla kullanacaksınız. Buraya özet diye tekrar yazalım. İngilizce ise abstract yazacaksınız. Ayrıca makale için 5 İngilizce 5 Türkçe anahtar kelime kullanmak yararlı olabilir. Anahtar kelimeler kısmı vardı örnekte gördüğünüz gibi. Ve bu keywords demek anahtar kelime demek. Anahtar kelimeler sözcükleri şu kadar içerden ve italik olarak yazılacak. İyi bir özet nasıl yapılır? Nasıl olur? Şimdi burada onunla ilgili bir takım tartışmalarımız var. Raporun amacını, içeriğini doğru ve yeterli bir biçimde iletecek. Bu önemli. Cümleler, özellikle ilk cümle gerekli. Doğru ve yeterli bilgiyi verecek kadar özet olmalı. İlk cümle çok kritik. Sonra cümleler birinci, tekil ve çoğul kişi kullanılmadan edilgen çatıda geçmiş zaman kipinde kurulmalı. İşte 150-250 sözcük, ben 250 sözcüğe kadar müsaade ediyorum, olacak. Tabii yazı dili hangisi ise önce o dildeki özeti koyuyorsunuz. Hani Türkçe ise bütün bir şey önce Türkçe. Daha sonra da eğer İngilizce de yapabilirsiniz, İngilizce özeti de koyabilirsiniz. Şimdi özette araştırmanın konusu, özellikleri, hipotezler, beklentiler, amaçlar, bulgular gibi şeyler çok kısa bir şekilde belirtilecek ve daha sonra da anahtar kelimeler olacak. Bakın burada bir örnek var. Özet yapılmış. Şurada bir örneğimiz var. Evet, bu örneğimiz var. Sonra hani burada kısa bir özet bu. Bu birazcık daha uzun bir örnek. Bakın bu daha örnek. Şurada da dikkat ederseniz bir dakika bakın anahtar kelimeler yazılmış durumda. Görüyorsunuz. Sonra ikinci sayfada gördüğünüz gibi özet yer almış. Değil mi? Şimdi bakın gene örneği görüyorsunuz burada. Anahtar kelimeler buraya listelenmiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ara başlıklar. Şimdi ne diyoruz bakalım? Birinci düzey, bir de ikinci düzey. Yani birinci düzey var, bir de alt düzey yani alt başlıklar şeklinde var. Ortalanmış olacak. Baş harfleri büyük olacak. Geri kalanı küçük olacak. İkinci düzeylerde sola yaslanmış olacak. Üçüncü düzeylerde bir tab içinde kalın başlığın yalnızca ilk harfi büyük, geri kalanları küçük. Dördüncü düzeylerde
şu şekilde oluyor. Bir de beşinci düzey var. Burada bunlar anlatılmış ara başlıklarla ilgili. Şimdi burada bakın birazcık daha örneğimiz geldi. Bakın şimdi önce bir Türkçe özetimiz yer aldı. Sonra takip ettiği İngilizce özet yer aldı. Gördüğünüz gibi. Burada da hani yazarla ilgili bir takım bilgiler var yani bu örnekte. Alt bilgiler yani yazarın bilgileri var. Şimdi giriş kısmına geldik. Şimdi giriş kısmı araştırma önerisinin veya raporun ilk bölümü. Burada problemi ve amacı burada anlatıyorsunuz. Tabii problem başlık olarak belirtilmeden açıklıyorsunuz. Bunun için literatür genelden özele doğru aktarılıyor. Mantıksal bir sırayla birbiriyle ilişkilendirilmiş biçimde olacak. Giriş içinde araştırmanın problemi belirginleştirilir. Literatürün verilmesi de problemi belirginleşmeye yönelik olmalıdır. Giriş kısmı önemli. Çünkü giriş kısmında aslında bana hani bu konunun yani neden önemli olduğunu, konu neden önemli olduğunu düzgün bir şekilde anlatmanız gerekiyor giriş kısmında. Ve bu neden önemli olduğunu söyleyeceksiniz. Aynı zamanda siz ne katkı sağlayacaksınız? Yani giriş kısmında. Yani orada da bana bir beklenti oluşturacaksınız. Siz nasıl bir katkı sağlayacaksınız diyelim. Yani bunu da cevaplamanız lazım giriş kısmında. Evet, ben bunları söyledim ama burada da birazcık bazı konular anlatılmış durumda. İlk başta önem. Burada hipotez ve deneysel tasarım problemi çözmeye nasıl yardımcı oluyor? Literatüre katkısı nedir? Ve bu hipotezler mantığa dayandırılarak türetilmiştir gibi böyle bunlara dikkat ediyoruz. Sonra yöntem ve metot kısmı ile ilgili tartışmalarımız var. Şimdi araştırma hangi yönteme göre yapıldığı, verinin nasıl toplandığı, eğer anket araştırması ise örneklemin özellikleri, verilerin toplama araçlarının tanıtılması ve yapılan işlemler burada anlatılacak. Eğer araştırma yapıyorsanız. Tabii siz şimdi böyle bir araştırma yapmıyorsunuz. Yani veri toplamıyorsunuz. Çünkü siz bana literatür taraması yaptığınız için burada örneklem falan bunlardan bahsetmeyeceksiniz. Evet, burada örneklemler, yöntemle ilgili tartışmalarla ilgili örnekler var. Şimdi burayı geçiyorum ben. Veri toplama araçları, yöntemleri geçelim. İşlemleri geçiyorum. Şimdi bulgular hani önemli. Tabii sizin de sonuçta literatür taramasında ortaya çıkardığınız önemli bulgular olacak. Bu bulgular da önemli aslında. Şimdi bulguların sunulan hipotezler ile arasında bağlantısına dikkat edeceğiz. Yani ilişkilendirmeye özen gösteriyoruz. Hangi analizlerin yapıldığının bilgisini bulguları sunmadan önce vermek de faydalı olur. Şimdi bulgularla ilgili burada bir takım tartışmalar var. Oraları ben geçiyorum şimdilik. Şimdi normalde hani tablo ve şekillerin sayfa düzeni esasına uymak şartıyla metinde ilk söz edildikten sonra olmak üzere mümkün olduğu kadar yakına ve kullanım alanı için uygun şekilde yerleştirilmesi deniyor. Ama ben bu tablo ve şekilleri arkada istiyordum. Buraya yazdık. Şimdi işte burada örnek tablo var. Bir tane örnek tabloyu geçelim. Tablo kontrol listesi verilmiş. Bu bulgularda yine tartışmaların şekil nasıl olacak? Açık, net, yalın bilgi verici olacak. Tabloda olduğu gibi şekilde metin tekrar edilmeyecek. Tüm ögeler isimlendirilecek. Boyutları şekilde tabii puntoları birazcık veya tablolarda küçültmek mümkün ama
Hani 8'in altına düşmemeye çalışacağız puntolarda. Devam edelim. Şimdi kaynak göstermekle alakalı tartışmalara başlıyoruz. Doğru kaynak göstermek önemli. Yani kaynak göstermek ne demek? Atıfta bulunmak. Şimdi araştırmacı kendisine ait olmayan bilgi ve görüşleri kaynak belirtmeden aktaramaz. İşte bu önemli. Yani kendinize ait değilse kaynağını görmek istiyoruz. Eğer bu şekilde kaynak göstermeden aktarırsanız o zaman da onun adı ne oluyor? İntihal. İntihal yasak. Zaten intihal programına verdiğiniz dokümanı koyduğumuzda biz bunu görmüş olacağız. Şimdi metin içinde geçmeyen kaynaklar kaynakçada yer alamaz. Ve kaynakçada görülen kaynaklar da metin içinde geçen kaynakların hepsini içermesi gerekiyor. Buna özen göstereceğiz. Şimdi intihalin İngilizcesi plagiarism. Burada intihalin tanımını yapmaya çalışmışız. Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını, şekillerini, sahiplerine, yönetimine, yöntemine uygun şekilde atıf yapmadan ve gerektiğinde sahiplerinden izin almadan kendisine aitmiş gibi kullanmak. Buna ne diyoruz? Hayır, böyle yapmak yok. Buraya no no, hayır, böyle yapmak yok diye söylüyoruz. İntihal kesinlikle yok. Şimdi alıntılarla ilgili dolaylı alıntı olabilir veya doğrudan alıntı olabilir. Şimdi dolaylı alıntıyla alakalı olarak şimdi bu işte kendi cümlelerinizle yazacaksınız yani. Ana düşünceyi değiştirmeden yazarın kendi dil ve anlatımıyla okunan kaynaklardaki bilgilerin aktarılması. Tırnak işareti ya da sıkıştırılmış paragraf kullanılmıyor burada. Şimdi öbür türlü doğrudan alıntı, bu tür alıntılama metin kelime ve noktalama paragraf vesaire ana kaynaktaki metnin olduğu gibi aktarılmasıdır. Bu da öbür türlü doğrudan alıntı. Ben bunu daha çok tercih ediyorum. Neyi daha çok tercih ediyorum? Dolaylı alıntı. Şimdi metin içinde alıntı yaparken yayın sahibinin soyadı ve yayının tarihi iki farklı şekilde gösterilebilir. Şimdi burada örneklerimize bakalım. Metin içinde kaynak gösterme. İş yaşamında kalıp yargı tehdidinin siyahi çalışanları demişiz. Parantezi açtık. Bakın birkaç tane yazar var. Ve demiş. Parantezi kapattık. Cümle devam ediyor ama bitmediği için nokta yok burada. İş yaşamında kalıp yargı tehdidinin siyahi çalışanları veya yaşlı çalışanları, onunla da ilgili gene kaynağımız parantez içinde gösteriyor, olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Yani literatür taraması yaparken böyle bir cümle kullandığınızı düşünelim. O zaman ne oldu? Kaynaklarınızı belirttiniz bu şekilde. Veyahut da parantez içinde kaynak gösterme. Şimdi bakın burada metin içinde kaynak gösterdik. Cümlenin akışında geldi. Ama şimdi cümlenin akışında değil de cümleyi bitirdikten sonra kaynak göstereceğiz. Şimdi şurada örneğimiz var. Ebeveynlerin çocuklarına cinsel konular hakkında bilgi verme ve sağlıklı cinsel gelişimlerini sağlamada merkezi bir rolü olduğu bilinmektedir. Ama noktayı buraya koymuyoruz. Parantez açtık, kaynağımızı belirttik, bittik, parantezi kapattık, noktayı tam şuraya koyduk. Değil mi? Evet, noktayı tam parantezi kapattıktan sonra koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir takım daha alt detaylı kurallar var. Metin içinde temel kaynak gösterme şekilleriyle alakalı. Bu tabloya bakabilirsiniz. Oraya geçiyorum de çok derin bir tablo. Şimdi tartışma kısmında ne yapıyoruz biz? Bulguları değerlendiriyoruz. Bulgular girişte atıp yapılan yazınla bağlantılı olması gerekiyor. İlk olarak giriş kısmında söz edilen araştırma soruları ve denencelerin hangilerinin doğrulandığından bahsediliyor. Son paragraflar araştırmanın doğru ne? Doğrularını
içeriyor. Araştırma sonucunun pratik katkıları ve yazına etkileri, yani literatüre katkıları anlatılıyor. Eksik yönleri varsa onlardan bahsediliyor. Sonuç ve önerilerde de kısa bir özet yapıp gelecek çalışmalarla ilgili veya gelecekle ilgili bir takım öneriler, politik öneriler veya takip edilmesi gereken yeni metotlar hakkında önerileri sunabilirsiniz. Şimdi kaynakçalarla ilgili tartışma var burada. Şimdi bu tabii dergiye ve kuruma göre değişiyor. Tabii biz APA stiline göre kaynakçalarımızı gösteriyoruz. Şimdi bütün atıplar kaynakçada yer alacak. İşte sonra alfabetik sıraya göz yapıyoruz, dikkat ediyoruz. Çift aralık olacak. İlk satır sola dayalı, asılı girintili olacak. Şimdi burada gene örneklerimiz var. Aslında şu, bakın sanki şurası sağa dayalı olduğu için şu boşluklar var. Bana vereceğiniz dokümanlarda bu boşluklar olmasın, sola yaslı olsun. Sola yaslı olunca bu boşluklar olmayacak. Tamam mı? Boşluklar olmayacak diyelim. Yani burada. Burada boşluklar olmayacak. Tamam mı? Evet. Şurada örnekleri yapmışız. Şimdi daha devam ediyoruz. Metin içerisinde aynı yazarın farklı yıllarda yazılmış çalışmalarına yer verilmişse kaynakçada yılı önce olan kaynak gösteriliyor. Ama aynı yazara birden fazla atıf yapıldıysa ama bazı yayınlarda başka yazarlar da mevcutsa yayın yılı dikkate alınmıyor. O zaman tek yazarlı eser önce gösteriliyor. Şimdi burada örneklerimiz var. Bakın Young burada var, burada da var. Şu boşluğun olmaması lazım gene. Boşluk yok. Herhalde bu PowerPoint sunumu hazırlarken o boşluk gelmiş. Şimdi kaynakçada gösterimde tabii farklı türlü kaynakçalarımız olabilir. Bu dergiler olabilir, kitaplar veya tez, internet kaynağı, resmi yayınlar olabilir. Mesela TÜİK'in yayınları gibi, Merkez Bankası yayınları gibi, sempozyumların yayınları olabilir, medyadan olabilir. Bunun gibi çeşitli kaynaklar var. Tabii bunların gösterimleriyle ilgili burada da kuralların birazcık açıklamaları yapılmış. Tek yazarlı, iki yazarlı, üç veya daha fazla yazarlı diye. Hem Türkçe olu veya İngilizce olmasına göre nasıl yapıldığına burada örnekler var. Bu örneklere de bakabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Kitapsa, teminkiler neydi? Bu sirili yayınlar, yani dergilerdeyse. Sonra kitapların örnekleri de burada gösteriliyor. Kitaplardaki örnekler de burada gösteriliyor. Tabii şimdi kitaplarda editör varsa o zaman bakın durum birazcık daha değişik. Ne yapıyoruz? Birinci editörün soyadı, adının baş harfi ve ikinci editörün soyadı, adının baş harfi olacak. Mesela bu şimdi hani tek editörlü galiba. Yıl, kitabın adı, baskı sayısı, basım yeri gibi olacak. Sonra burada mesela örneğimize bakıyoruz. Savaşır ve Şahin Nehe Ed demiş. Bakın bir editör demek. Tamam mı? Ed demek. Bu şekilde editörlü bir kitapsa, tamam mı, belirtiliyor. Kaynaklarda tezlerden örneklerimiz var. Bu TR, yani Türkçe ve İngilizce'ye göre örnekler verilmiş. Tezin başlığı, yayınlanmış yüksek lisans tezi gibi falan. Şimdi bakın burada tez ise kaynağınız. Burada yayınlanmamış yüksek lisans tezi diyor bu örnekte. İngilizce ise unpublished demek, yayınlanmamış demek. Master tezi, yani yüksek lisans demek Türkçe'de. Yayınlanmamış. Yayınlandıysa durum değişik.
O zaman zaten yayınlanan şeyi vereceksiniz referans olarak. Bunlar eklerle ilgili. Araştırmada kullanılan materyaller ekler bölümünde sunuluyor. İşte eklerde şekiller, tablolar falan olabilir. Haritalar olabilir. Şimdi kaynakçadan gene şu boşlukların olmaması lazım burada. Niye bu boşluklar olmuş bu sunumda bilmiyorum. Tamam mı? Boşlukları yok kabul edelim. Mesela şurada da boşluk var. Bu boşluklar olmayacak. Sola yaslı olduğunda. Tamam, burada kaynakça örneklerimiz var bizim. Ve sunumun sonuna geldik. Burada da bir tane, hani bu sunumu hazırlayanlar ödev vermişler. Demişler ki işte ilgi duyduğunuz bir konuda makale taraması yapın ve seçtiğiniz 10 makale ile APA'ya göre kaynakça sayfası hazırlayın. Bu sadece kaynakça sayfasını istiyor. Bakıyor ki APA'ya göre yapacaklar mı diye. Makaleleri CD'ye kaydedip ödev olarak getirin, 15 puan demiş bunu hazırlayanlar. Ben istemiyorum böyle bir. Ama zaten siz bunu yapacaksınız netice itibariyle. Sonunda olacak yaptığınız dokümanın. Evet, bu sunumu da bu şekilde bitirmiş olduk.